Herkese merhaba. Konumuz kendini tanımak ve duygularımızı yönetmek. Her videoda olduğu gibi kendini tanımayan ve duygularını yönetemeyen muhtemelen ben olacağım. Kendimizi tanımadığımızda biliyorsunuz yanlış duygulara kapılabiliyoruz. Yanlış düşüncelere, düşünceler yanlış duyguları tetikliyor. Yanlış duygular da yanlış davranışlar oluşturabiliyor. Bizim için yorucu, etrafımız için yorucu, mutsuzluk kaynağı olabiliyor. Hızlıca örneklerimizi de görelim isterseniz. Küçük küçük. Irmak, gel bakalım. Evet. Kendini tanımayan bir eş tahmin Evet, o ediyorum. benim. Evet, Tamam. kendini tanımayan bir eş. Hazırım. Evet. Gel. Geldim. Yani şöyle ortaya bir şey at. Ha, ortaya bir Ha. şey atayım. Tamam. İlker, hadi sahile gidelim. Alırız sandalyelerimizi, masamızı, kahvaltı yaparız. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok trafik vardır o yolda. Ya zaten o yolda niye trafik oluyor ben anlamıyorum. Ya o yoldaki o trafik ışıkları niye o kadar fazla? Bir de o trafik ışıklarını kim ayarlıyor Allah aşkına? O senkronizasyonu yapanı var ya bir elime geçirsem. Tamam, sakin ol hayatım. Tamam, ama şey yapalım. Başka bir şey düşünelim. Ben çok sıkıldım. Dışarıda bir şeyler mi yapsak? Ama sen şimdi benim çok üstüme geliyorsun. Evet çok üstüme geliyorsun. Yani ben o zaman ondan sonra ben kızgın oluyorum ya. Yani. Ama İlker'cim bir Ben bir şey şeyler... söyleyeceğim. Benim gibi süt liman adamı nasıl kızgın hale getirebiliyorsun? Hayret ediyorum. Sen. Evet. Süt liman. Ben süt liman. İlker'cim sen muson yağmurları gibisin. İçinden ne çıkacağı belli olmuyor O senin. kadar mı diyorsun? Hiç Tamam. belli olmuyor hayatım. Ama sen yapıyorsun, sen tetikliyorsun. Ben mi yapıyorum? Evet. Ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Hadi söyle bir örnek ver. Ama sen sürekli bir şeylere sinirleniyorsun. Hayır canım ben hiçbir zaman sinirlenmem. Neye sinirlendim ki o Geçen zaman? gün patronuna sinirlendin. Yok iş yerine gelen postacıya sinirlendin. Geçen gün maç izliyorduk penaltı oldu diye hakeme sinirlendin. Ama VAR'a gitmedi. Gitmedi ya şimdi orada yani hakem değil ben kızgın oluyorum. Benim Ama... gibi süt liman bir adamı hakemler bu hale getiriyorlar. Hayatım sana zarar. Ya tamam ama ben o maçı nasıl sakin izleyeyim? Penaltı değil. Ama kendine zarar veriyorsun bu şekilde. Ama onlar da bizim takımımıza zarar veriyor. Hayır ben çok sakin maç izliyorum bir kere. Sen hiç benim mesela televizyonu kırdığımı gördün mü? Sen sakin maç izliyorsun. Yalnız sakinin kıstası da bu. Hiç Evet. televizyonu kırmadım ben yani. Tamam, kırmamış olabilirsin de Ama yani. YouTube'da görüyoruz var yani kıranlar şimdi. Lütfen ben Hayatım. çok sakin bir adamım. Sen kendini çok perişan ediyorsun. Yapma böyle. Değil mi? Evet. Ben çok yorduk seni. Beni. Evet seni şimdi şu an çok yorduk onu hissettim. Ha, Ha. anlayışlı bir koca oldu bir Yok an. ben skeçten çıktım. Ha, tamam, Anlayışlı olmak için skeçten çıkmam gerekiyordu. Çünkü bu kocadan anlayış çıkmayacak benim Çıkmıyor. için. O zaman seni daha fazla yormayalım. Sen git Yunus gelsin. Bak Tamam. ne güzel melek gibi adam ben şeyi çözüyorum. Doğru, Gerekirse rolü doğru, doğru. değiştiriyoruz. Heh, hadi bakalım. Gel bakalım Yunus. Geldim. Hoş geldin diyormuşum. Yok yok başka birini oynayacağım. Nasıl yapalım? Biz iki arkadaş olalım iş bakalım. Tamam. Neden? Neden? Çünkü kendini tanımakla ilgili en güzel örnek meslek seçimi oluyor. Ya birçok konuda yanlış örnek oynayabiliriz ama meslek seçimi gerçekten kendini tanımayan bir insanın kendini bu anlamda mutsuz ettiği çok bariz bir örnek. Evet, haklısın. Yani hem mesleği de mutsuz ediyor zaten. Peki, o zaman nasıl yapalım abi? İş bakalım. Tamam. Tamam, Okey. bakalım. Senin telefonundan Aynen. iş bakalım. Evet, bak. Evet, Şu ilan tam bana göre bak şu ilan. Şu. Abi orada çok iyi İngilizce biliyor diyor. Tamam. Abi sen adını sormayı biliyorsun sadece. Ama çok akıcıyım. İlker, yoğun akıcısın diyelim biz ona. Yani sen ne istiyorsun ya benim İngilizcemden? Allah Allah. Tamam bu var işte. Bak bu tam bana göre ne diyor? İletişimi çok iyi. Bir de İlker sen hep IT'de çalıştın. E? Yani sürekli bilgisayar başındasın ve biliyorsun IT'ciler ünlüdür yani bu konuda. Sen de tam bir IT'cisin yani. Tam ünlüymüş işte ne güzel. Yani tersine ünlü. İlker'cim, şey yapalım, bak şu olabilir sanki sana, nasıl? Ofis çalışmasına uygun, kapalı yerde uzun süre çalışan. Ne alakası var ya? Ben acayip hareketli bir adamımdır yani. Sen ne zaman gördün beni kapalı yerde çok durduğumu? Yani İlker, yağmur yağsa dışarıya çıkmıyorsun. Yazın çok sıcak, kışın soğuk, baharda polen var diyorsun. Ya geçen sonbaharda Kasım'da aşk başkadır deyip böyle platonik bir şeylere büründün, evden çıkaramadık seni yani. Tamam ama senin bu saydıkların dışında mesela her zaman evden çıkıyorum. Yok abicim, çıkmıyorsun işte. Yani ya kendini bilmiyorsun, bence mevsimleri de bilmiyorsun sen. Dört tane var çünkü değil mi? Evet. Evet. Dördünü de saymış olduk yani. Yani ben bak mesela yamaç paraşütü hocalığı diyor mesela. Yamaç paraşütü hocalığı bence tam bana göre. Biçilmiş kaftanım ben yani. Yani ilk artık diyecek bir şey yok yani. Bir kere ya eğitim disiplin işidir. Sen disiplinli biri değilsin ki. Yani sen savruksun bir kere, dağınıksın zaten. Planlı programda değilsin. Öldürtürsün sen kendini. Ben nasıl bir adamım ya? Hem savruğum hem disiplinsizim. İngilizce de bilmiyorum. Evden de çıkmıyorum. Enerji de az. Ben ne yapsam ya? Dönüp eğitim hayatımı yenileyim bence. Tabii.
örneklerimizin egzecere olduğunu her videodan önce veya sonra söylüyoruz yeri geldiğinde. Biz bu örnekleri biraz böyle egzecere yapıyoruz ki örnek biraz daha belirginleşsin, köşeleri daha sivri olsun istiyoruz. Şimdi dikkat ediyorsak bak, kendini tanımadığında insan ne kadar yanlış şeye odaklanıyor. Yani bu şeye benziyor. Mesela atıyorum çocuk sevgisi çok fazla olmayan bir insanın anaokulu öğretmeni olduğunu düşünsene mesela. Yani gerçekten çok zor bir yer. Evet, 30-40 yıl bir de. Evet, çok zor bir yer. Çocuklar için zor, veliler için zor, o öğretmen için zor. Yani dolayısıyla kendini tanımak aslında hayatın her alanında çok önemli. Ve kendimizi tanımakla ilgili tabii ki hocalarımız, uzmanlar onu daha iyi söyleyecekler. Biz pek doğruları söylemiyoruz ama aklıma ilk gelen bir oyuncu gözüyle de en önemli şey aslında ne kadar çok durumun içinde var olursak o kadar kendimizi tanıyoruz. Yani çok gezmek gibi, çok görmek gibi, çok okumak gibi, sonuçta hep veri alıyoruz ya. Müziğin her türlüsünü dinlemek gibi. Mesela müziğin her türlüsünü şöyle insanlar var. Mesela sen bana en sevdiğin müziği sor. En sevdiğin müzik ne? Rock müzik. Başka bir müzik mi var? Dinlememiş ki hiç. Anladın mı? Yani başka bir müzik tarzı hiç dinlememiş ki. Dolayısıyla aslında bir şekilde çok durum içine girmeliyiz. Çok insan tanımalıyız. Çok çeşitli insan tanımalıyız vesaire. Bütün bu veriler aslında en güzel kendimizi tanıma yolu diye ben düşünüyorum. Hocalarımız katılırlar mı bilmiyoruz. Ama videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.